seçim sonuçlarında hile olması ihtimali. Oy ve ötesi gibi kuruluşların aslında bir denetim işlevi var, caydırıcılık işlevi var. Eğer biz sandık başında aktif olarak gözlemcilik yaparsak böyle kuşkular taşımayız. Seçim güvenliğinin en sıkıntıda olduğu Doğu illerinde HDP sandıklarında neden yoksunuz? Biz gönüllülerimizin olduğu her sandıktayız, gidebildiğimiz her yerdeyiz. Gönüllümüzün olmadığı sandıklara da gidemiyoruz ama sandıkların bizim için HDP sandığı ya da başka bir parti sandığı gibi bir ayrımı yok. Bu seçimde 81 ildeyiz, bekleriz. Cumhuriyet rejimiyle yönetilen bir ülkede yapılacak bir seçim için oy korumak ve çaldırmamak amaçlı bir oluşum olması ülkemiz açısından utanç verici bir durum mudur? Selamlar, iyi geceler. Utanç verici bir durum değil bizce. Cumhuriyetin getirdiği bir kazanım olan seçme ve seçilme hakkının uzantısı olarak müşahitlik organizasyonu yapılıyor. Dolayısıyla seçmenlerin sadece oy vermesi değil, verdikleri oyun takipçisi olması amaçlanıyor. Bizce bu çok değerli bir şey. Seçim için hazırlıklarınız tamam mı? Daha fazla üyeye ihtiyacınız var mı? Şu anda gönüllü sayımız yaklaşık 15 bin civarında. Ama bu seçimde 200 bin kadar sandığa sahip çıkmayı planlıyoruz. O yüzden hala gönüllüye ihtiyacımız var. Hepinizi bekliyoruz. Ya şu zihinsel engelli bireylerin oy kullanımı ile ilgili adam gibi eğitim verin please. En çok kavga bundan dolayı çıkıyor. Kanunu bilmeyen tipler kanuna aykırı kullandırmaya çalışıyorlar. Her seçimde en az 2-3 kavgaya denk geliyorum bu konu yüzünden. Her seçimde 2-3 kavgaya denk geldiniz ve eğitimlerimize gelmediniz. Aşk olsun. Eğitimlerimizi web sitemizden duyuracağız. Lütfen takip edin. Orada detaylı olarak bu sorunun cevabını anlatıyoruz. Gelemem derseniz online eğitimlerimiz de var. Not, adam gibi yerine doğru dürüst diyelim mi? Diyelim ki sandıklarda usulsüzlük olduğunu farkına vardınız. Bu süreç nasıl işliyor? Nasıl usulsüzlük olduğunu belirliyorsunuz? Usulsüzlüklerin ya da hataların farkına varabilmemiz için o sandıklarda müşahitlerimizin olması gerekiyor. Müşahitlerimiz de aldıkları eğitimler sayesinde sandık başkanlarına şikayette bulunuyorlar. Sorun çözülemezse avukatlar aracılığıyla ilçe seçim kuruluna itiraz ediliyor. 2014 yılında ilk defa sandık kurulu başkan ve üyeleri tespitlerimiz sayesinde cezai yaptırıma tabi tutuldu. Bu da gönüllülerimizin tespit ettiği usulsüzlüklerle yargıya taşındı. Sandık güvenliğinden, adil sayımdan yani irademizin sandığa yansımasından emin olmak istiyorum. Ne tarz önlemler aldınız bu konuda acaba? Doğru adrestesiniz. Oy ve ötesi tam da bu saydığınız değerler etrafında kurulmuş bir oluşum. Lütfen eğitimlerimize gelin ve sandık.oyveötesi.org adresinden bir an önce kaydolun. Bugüne dek kaç sandığa sahip çıkıp oy çalınmasını engellediniz? Tekrardan Yalova seçimleri dahil 6 seçimde müşahitlik organizasyonu yaptık. 1 Kasım 2015 seçimlerinde 60 bin gönüllüye ulaştık. Toplam 200 bin gönüllüyle sandıkları koruduk. Herhangi bir baskıya veya soruşturmaya maruz kaldınız mı? Kalmadık. Hukuka uygun bir iş yapıyoruz. Niye baskıya ve soruşturmaya maruz kalalım ki? Deyip gülücük koyabiliriz. Sayılar örtüşmediğinde ne yapacağız? T3'le ne kadar hızlı bir şekilde tutanakları doğrularsak siyasi partiler bu konuda itiraz mekanizmalarını o kadar iyi kullanırlar. Bayburt hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorulmuş. Ciddi düşünüyoruz. Şu an Bayburt'ta gönüllü bulmakta zorluk çekiyoruz. Lütfen gelin kaydolun. Modelinizi ithal etmek isteyen ülkeler, kurumlar var mı? Gürcistan'dan böyle bir talep oldu. Bizden süreçler hakkında bilgi talep ettiler. Ekibimiz de oraya gidip bilgi paylaşımında bulunduk. İstanbul'da oturuyorum. Geçen sefer Kadıköy, Beşiktaş, Şişli gibi yerlerde çok müşahit yoğunluğu vardı. Ankara ve İzmir'in benzer ilçeleri için de aynı şeyi duydum. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayanlar hangi ilçelere ağırlıkla yönelmeli? Bu tür geri bildirimleri aldığımız için 24 Haziran seçimlerine özel olarak bir öncelik haritası çalışması yaptık. Bu öncelik haritasını oluştururken 3 kriteri baz aldık. O ilçede daha önce oy ve ötesi gönüllüsü var mıydı, yok muydu ona baktık. İkinci olarak ilçenin seçmen sayısının yüksek olup olmadığına baktık. Son olarak da o ilçede geçmiş seçimlerde yeterli ve dengeli sandık kurulları var mıydı yok muydu bunu inceledik. Ortaya çıkan verilerle bir analiz yaptık. Öncelik haritamızı oluşturduk. Haritada kırmızıya boyanmış olan ilçeler, müşahit ihtiyacının daha fazla olduğu yerler. Sandık.oyvetesi.org sitemizden kaydolduğunuzda zaten öncelikli ilçeleri görme şansınız olacak. Atıalan'ın Üsküdar'ı geçmesini engellemek için ne kadar hızlı davranacaksınız? Sorun tespit edildiğinde yaptırımınız ne? Bu sene itiraz süreleri epey kısaltıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimi için pazartesi, milletvekili seçimi için salı günü itirazların son günü. Biz de bu yüzden T3 sistemini kullanıyoruz. Referandumda yaklaşık 3 milyon tutanağı çitledik bizim tabirimize. Bu sefer sizin de yardımınıza daha hızlı olacağız ve tespit ettiğimiz sorunları itirazlar için gerekli partilere ileteceğiz. Seçimi ince kazanırsa sonraki seçimlerde de bu kadar etkin olmak için uğraşacak mısınız? Evet, bizim için seçimi kimin kazandığı önemli değil. Zaten her zaman söylediğimiz gibi oy ve ötesi hiçbir zaman seçim sonucuyla ilgilenmiyor, seçim sonucu açıklamıyor. Tarafsız ve bağımsız bir şekilde sandıkların başındayız.
en az bir alternatifinin daha oluşturulması ve seçimlerde görev yapması gereken sivil toplum kuruluşu oy ve ötesine güvenmiyorum. Keşke güvenini sağlayabilseydik ama alternatifimiz diyebileceğimiz oluşumlar kuruldu. Hangisinde olursan ol, seçim günü sandık başında ol. Üsküdar'da bir okulda görme engelli bir vatandaş sandığa gelir. Sandık sorumlusu sorar size kim yardım edecek diye. Adam biraz durur ve net bir şekilde cevap verir. Aranızda oy ötesinden biri var mı? Bence yoruma gerek yok. Hoşlanılan kızın cevabı sandıkta vermesi. Gülüyor olabilirsiniz ama bu gerçek. Oy ötesinde tanışıp evlenen birçok çift var. Şu an evlenmek üzere olan birkaç arkadaşımız bile var. Benim de sevgilim oy ötesinden. Bizler seçim günü sandık güvenliğini önemseyen tarafsız bir derneğiz. Seçim güvenliğini önemseyen herkesi de oy vermenin ötesinde bizimle beraber müşahit olmayı bekliyoruz.